Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün internette pingi nasıl düşürürüz? Nasıl internetimizi hızlandırırız? Kesinlikle lag falan olmayacak. Olursa da internetten kaynaklı olacak. Yani herkes diyor modemden kaynaklı, oyundan kaynaklı. Alakası yok. Oyunun serverları falan sizin lag'ınızı, pinginizi düşürmez yani. Herkesin düşürür, sıkıntı olursa. Şimdi ilk önce internetimizi bir temizleyelim. Bakın. Bu dosya videonun altında var. Bu dosyayı farklı kaydet diyoruz. Masaüstünü seçiyoruz. Daha sonra bunun sonuna nokta bat yazıp kaydet diyoruz. Çok basit. Böyle bir şey çıkacak. Bunun üstüne iki kez tıkladığınızda bilgisayar yeniden başlatır. Ben şimdi başlatmayayım, video gitmesin. Bilgisayarınız yeniden başlatılır ve internetinizi komple temizler. Ama daha bitmedi. Şimdi bunu yaptık. Bilgisayar kapandı, açıldı. Daha sonra internet hızlandırıcı diye bir şey var. Bunu zaten videoda anlatıyorum. Videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Ama yine de videonun altına dosya olarak koyacağım. İlk önce bilgisayarın çalıştır kısmına tıklayalım. Daha sonra regedit yazalım. Küçük harflerle. Evet diyeyim buna. Şimdilik ben bunu yaptım, yazdım unutmayayım diye. Yani videoda sıkıntı çıkmasın, yeniden yapmayayım diye. Şimdi ilk önce sırasıyla Hyperloop makineye buna tıklıyoruz. Daha sonra Sofrate. Microsoft'a tıklayacağız. Microsoft NT. Windows NT. Burada. Buna tıklayın. Current versiyon. Şu. Daha sonra Multimedia'yı bulun şuradan. Ve sistem profil. Şimdi buraya kadar yaptık. Şunu kopyalayayım, şunun altına vereyim. Bunu da isterseniz buraya yapıştırıp direkt bu ekrana gelebilirsiniz. Şuraya yapıştırıp, yani şunu alıp şuraya yapıştırın. Mesela bunu buraya şöyle yapayım ben hatta. Bu bilgisayar. Bunu alıp buraya yapıştırın, buraya gelirsiniz. Şimdi ben detaylı öğren diye buraya yazdım. Burada network var. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştir diyorsunuz. Ve buraya bakın. Bunu değiştir dediniz. Buraya 8 tane F. Burada yazmam lazım. Heh, 8 adet F yazacaksınız. 8 adet F'yi yazdınız. Tamam diyorsunuz. Daha sonra teker teker buradan çıkın. Bakın. Teker teker yapın. Çıktık mı? Çok güzel. Şimdi ikinci adım. Aynı Haykol lokal makineye tıklıyoruz. Current Control Set gelince sistem Current Control Set Services TC IP burada Parameters. Şimdi burada bak bende çok IP var. Yani bu değişik falan. En üsttekine tıklayın siz. En üstteki hangisiyse ona tıklayın. En üsttekine tıklayın. Çünkü en üsttekini ilk alıyor. Şimdi buraya ne yapıyoruz? İlk yeni değer oluşturup dev board 32 bit değeri oluşturuyoruz. Şimdi, oluşturduk. Sonra yerine ilkini şunu yazıyoruz. Enter diyoruz. Ben daha önce yapmadım bunları tabi. Sizde bu yok. Enter diyoruz. Bunu kurduk. Aynı şekilde yeniden değer oluşturup dbword 32 bit değeri oluşturuyoruz. Aynı şekilde neye yazıyoruz bu sefer? TCNO DELA yazıyoruz. Şunu. Aynı şekilde bunun da ismini o yapıyoruz. Ben bunu da kurdum tabi. Şimdi bunu kurdunuz ya. Üstüne iki kere tıklayıp bu sıfır sizde. Bunu bir yapıp tamam diyoruz. Bu da sıfır sizde. Yeni kurduğunuz için bunu da bir yapıp tamam diyoruz. Bu. Burada, burada bitti. Bakalım. Evet. Daha sonra teker teker bitti, kapatıyoruz. Hatta ben inşallah kendimkini bozmamışımdır. Şöyle bir kontrol edeyim. Tamam, doğru. Teker teker çıkın buradan. Bak, şurada şunu çıkmayı unuttum.
Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra internetinizde kesinlikle sıkıntı olmaz. Olursa bakın bunları yaptınız. İnternetinizde hala sıkıntı var. Lag var, ping var. Hala sıkıntı varsa modemi değiştirin. Modemdedir. Hala varsa hatta sıkıntıdır. Bunu yaptıktan sonra internetinizde sıkıntı yoksa kesinlikle sıkıntı sistemdedir. Ya Windows 10'dan ya Windows 8'den ya Windows 7'dendir. Şimdi kapattık. Denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından program. Ekle kaldır. Nerede? Buna tıklayın. Ve şurada Windows özelliklerini aç veya kapat var. Gördüğünüz gibi. Buna tıklayın. Aşağı indikten sonra şurada Windows, Microsoft Messenger, QG, MSN sunucusu var. Bazılarında tik vardır, bazılarında yoktur. Bu tikini atın buraya. Bu tik boş olacak. Basın. Bunlara ellemiyorsunuz kesinlikle. Tamam'a tıklayın. Biraz dolması uzun sürecek. Ben yaptım. Tamam demeyeceğim. Dolduktan sonra aynı ekrana geri gelin. Şimdi Icon Local Makine. Şöyle alayım. Saniye. Softwrite. Buradan Microsoft. Şimdi daha demin işlemleri neden yaptığınızı biliyor musunuz? Eğer o tike tıklamazsanız bu çıkmıyor. Bu bilgisayarın ek bir özelliği gibi bir şey. İnternet işte lag'ın önlüyor, ping'in önlüyor. Hani burada CMD yazıyorsunuz, yok IP jumping yazıyorsunuz. İşte ping'i düşüyor ya güya. YouTube'larda işte. Ya sadece bu özelliği aktifleştiriyor gibi bir şey oluyor. O misal siz oyun oynarken sunucu paket oyun. Paket yüklüyor internete. İnternet sunucunuzsa. Ayrı bir internet sunucunuz varsa. O ping değerini mesela bu işlemde sunucu paket oluşturuyor ya, interneti kastırıyor, yavaşlıyor, lag oluşturuyor. Bu işlemleri yapmamızın nedeni o paketleri anında siliyor. Bir yandan silerken bir yandan internete devam ediyorsunuz. Yani internete hiç yüklenmeden pinginiz ideal, yani serverdan gelen pingi direkt oyuna yansıtıyor ve düzgün bir şekilde oynuyorsunuz. Şimdi buna tıklayın. Buraya geldik. Buraya yeni tıklayıp aynı The World 32 bit değeri oluşturup bakın ben oluşturdum. İsmini bu yapın. Tamam mı? Daha sonra üstüne tıklayıp bunu bir yapıp tamam diye. Daha sonra parameters var. Buraya gelin. Aynı yeniden yeni oluşturup bunu oluşturuyorsunuz. Ve yine node ile oluşturuyorsunuz. Ve bunu tıklayıp bir yapıyorsunuz. Tamam. İşlem bu kadar arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle ekleyeyim şuraya. Bu. Yani yapacağınız bu. Sonra bunu kapatın ve test. Keşke yapmadan önce gösterip çekseydim. Bir de yaptıktan sonra çekseydim. Hesaplasın. Yani bu sizin sunucudan ne geldiyse onu gönderiyor, gösteriyor. Ping 14. Bak şu anın ping 14. Ya normalde 70-80 oluyordu filan. Ama bu pinginizi düşürüyor. Pinginiz ideal 14'te kalıyor. Veya kaçta kalıyorsa artık sizin şeyinize göre. Bu işlemleri yaptıktan sonra işte ilk başta bildiğim gibi buna tıklıyorsunuz. Farklı kaydet. Nokta bet yazıyorsunuz. İsmine fark etmez. Direkt böyle de yazsanız olur. Kaydet diyorsunuz. Buna iki kere tıklayıp çalıştırdığınız bilgisayar reset atıyor. Daha sonra daha demin gösterdiğim bu işlemleri yapıyorsunuz. Ve oyuna girin. CSGO'da, Overwatch'ta, LoL'da, özellikle LoL'da, GTA 5'te, Dota'da. Bunlar da daha etkili. Yani diğer oyunlarda artık var mı yok mu tam bilmiyorum ama diğer oyunlarda da etkisi eder. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böyle videolar çekemiyorum. Bandicam videosu çekmiştim. Bir sürü ücretsiz full sürüm VPN falan çekmiştim. YouTube bana yasak getirdi. Bakın şöyle bir göstereyim size. Bakın. Böyle bir yasak değil de ceza mı artık?
Bir daha böyle bir video atarsam banla şey olacakmış. 6 ay kanalım kapanacakmış. Topluluk ihlallerine bak. Topluluk ihlallerine de. Bir saniye. Bak, telif hakkı durum. Bir telif hakkınız ihtarınız var. Bu. Bunu ben sildim. Bir tane şey. Lana Dota animasyon. Bunu yolladım. Bir de Bandicam videosu. O herhalde kaldırılmış. Çok saçma sistem var YouTube'un ama bilmiyorum. Onun için böyle kendi bulduğum, hani internetten araştırdım tabii bunu. Bunu yaparak internetinizi hızlandırabilirsiniz. Kesinlikle ne lag ne ping sorunu olmaz. Eğer olursa modemdedir sıkıntı. Hala sorun modemi değil. Hala varsa altyapıda sıkıntıdır. Yani internet kablonuz hattınızda. Onun dışında kesinlikle sıkıntı olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.